Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde esnaflık yapan marangozun iş yeri adeta müze gibi. Dedesinden kalan bir geleneği sürdüren Mustafa Eriş bir dönem insanların kullandığı eski eşyaları toplayıp iş yerinde sergiliyor. Eşyalar arasında Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait objeler görenleri tarihte yolculuğa çıkarıyor. Yeşilhisar ilçesine bağlı Karacabey mahallesinde yaşayan ve 30 yıldır mobilya üretimi yapan Mustafa Eriş iş yerini eski ile yeninin buluştuğu bir mekan haline getirdi. Dedesinden kalan mirası sürdüren Eriş nerede eski bir eşya görse koleksiyonuna katmak için harekete geçiyor. Bugüne kadar sayısız tarihi objeyi toplamış, bunlar arasında eski radyolar, Osmanlı döneminden kalma 120 yıllık karabarut tüfeği, Selçuklu dönemi terazisi, bakraç, ibrik takımları, fil dişi kaplamalı sürmene bıçakları, yine Osmanlı dönemi çobanların dağda koyun otlatırken kendilerini korumak için yanlarında bulundurdukları çoban piştonu denilen tabancalar ve bunlar kurşun kalıpları bulunuyor. Ayrıca koleksiyonda kav çakmağı, eski paralar, ahşap desenli iyi adı verilen nakış kirmeller, kahve değirmenleri, sinealtı rahleler ve özellikle 100 yıllık Osmanlı tapu senedi de dikkat çeken eserler arasında. Yaklaşık 20 yıldır eski ve tarihi değerleri olan eşyaları topladığını anlatan Mustafa Eriş, bunun kendisinde tutku haline geldiğini söyledi. Burada bir eski eşya ürünlerimiz var. Bunları dedemden ve yakın akrabalarımdan toplayaraktan 20 sene önce başladım. Toplayaraktan buraya güzel bir sergi yaptım. Gelen müşterilerim ilgileniyor, bakıyor, hoşuna gidiyor. Ki bunları gördükçe onlar da getiriyorlar. Ben de parayla satın alıyorum ama tabii burada değerli ürünler var. Benim için paha biçilmez ürünler var. Belki maddi değeri fazla olmayabilir ama benim için paha biçilmeyen ürünler var. Ki enteresan ürünler de var. Mesela buradaki eski radyolar, buradaki tüfek, bu tüfek benim nazarımda herhalde bir 100-120 yıl civarında Osmanlı'dan kalma karabarut, ağızdan doldurmalı, harbine sıkıştırmalı karabarut tüfek. Buradaki terazi mesela şu küçük terazi Osmanlı, hatta başındaki bu ampleme göre Selçuklu diyen var. Osmanlı yine küçük bir terazi. Buna teber diyen var, başka bir şey diyenler var. Buradaki ürünlerimizin hepsinin bana göre bir değeri var. Yine burada bakraçlarımız, ibrik takımlarımız ve aynı şekilde buradaki ürünlerimiz ve özellikle şu masamdaki benim için çok değerli olan ürünler. Sürmeli bıçakları, kemik saplı, fil dişi saplı değerleri var. Bunlar tabii 300-500 liradan başlar, 1000 liraya kadar değerleri de çıkar. Ve burada iki tane bir tabanca var. Biri tekli, biri çiftli. Bunlar Osmanlı zamanında çobanların dağa giderken götürdükleri yanlarında kendilerini korumak için götürdükleri çoban piştoğu dediğimiz tabancalar var. Bir tane de burada Karadağ, Osmanlı Karadağ tabancası, Gaster Karadağlı deriz. Karadağ tabancasının kasası var. Diğer tabii ürünler de hepsi de kav çakmakları var mesela, ilkel çakmaklar bunlar. Ondan sonra tabancaların mermilerini dökmek için kurşun kalıpları var, penseleri var. Eski mühürlü yine eski yazılı halı makasları var.